Acaba Türkiye mesela kendi bağımsızlığını gerçekten kazandığını düşünüyor musunuz? Mesela para durumunda bile Türkiye bu kadar sarsılmışken nasıl olur da Türkiye'ye bağımsız bir memleket, ülke diyebiliriz ve Türkiye tekrardan bağımsızlığını kazanmak için bir mücadele vermesi gerekli mi? Dünyanın bu gerçeği eskiden beri bir Yahudi lobisi var. Daha önceki devletler sağcı oldu, solcu oldu, İslamcı oldu veya İslamcı olmadı. O Yahudi lobisine sürünmedi. Şimdi bizim devlet yönetimi çok Yahudi lobisine sürünüyor. Onlara çatmamak lazım. Anadolu'da bir söz vardır. Uyuyan köpeğe ilana dokunma, kaldırırız. Kalkarsan millete saldırır diye. Şimdi yoksa İHA'lar, SİHA'lar yapılıyor, füzeler yapılıyor. Çok güzel, memnunuz ama bu eskiden beri bir Yahudi lobisi var. Bu İngiliz Yahudisi dedikleri. Ondan sonra Amerika'da bunlar devlet yönetiminin arkasında durur. Bunlar eskiden beri İslam devletlerine saldırırlar. Bölerler, çeşitli olaylar çıkartırlar. Bunlar İslam'ın başına bela olan bunlar. Bunlara sürülmemek lazım. İslam'ın başına bela olan bugünkü rejimde değil mi? Laik ve demokrat rejim. Ya bu Cumhuriyet kurulduğunda zaten laik dediler işte. Aslında bir nevi dinsizlik kopyalandı, geldi. Fransa'nın anayasası alındı. Şu anki bizim bir anayasamız Fransa anayasasına çok benziyor. Şu anda din ve devlet işleri ayrıldı denildi. Ondan sonra tabii yine dışarıdan 1853 İngiltere, o zaman bu Rotterdam Kilisesi dedikleri bir yer var. Orada İslam devletlerine halifeyi yıkmaya, Osmanlı'yı dağıtmaya yönelik takım çalışmalar yapıldı. O çalışmaların devamıydı bu. Daha öncesi Rusya'yla biz çeşitli savaşlarımız oldu. İslam'ı dağıtmak için, Müslümanların başına bela olmak için çeşitli faaliyetler yapıldı. Sonra İngiliz Yahudisi. Onlara sürünmemek lazım. Yoksa biz de biliyoruz İngilizler iyi değil, Amerika iyi değil ama sen onlara süründüğün zaman sana bela oluyor. Ümmeti dağıtıyor. Bak çoluk çocuk suda boğuluyor. Kadın kız kaçırılıyor. Belli değil ne oldu. İşte senin camini basıyor, adam botuyla giriyor. Senin en özel namahrem dediğin yere, Cübbeli Ahmet Hoca da söylüyor ya, senin botuyla bastığı zaman olmuyor. Bizim maksadımız bunlar Müslümanlara, İslam'a zarar vermesin. Onun için de onlara sürünmemek lazım diyoruz. Peki İsrail'den bahsediyorsunuz anladım. İsrail'de var. Bu esas Yahudi lobisi var. Onlar yaptırıyor. Yani Yahudi lobisi çalışıyor demek ki. Kendi inancına göre çalışıyor. Bugünkü memleketin başındaki insanlar niçin çalışmıyorlar? Ya da bunların tuzaklarına niçin düşüyor? Siz bir birey olarak, vatandaş olarak böyle bir tehlikenin farkında iseniz devletin başındakiler hayli hayli bu tehlikenin farkında olup tedbirlerini almalı, gerekli değil miler? Onlar çalışan insanlar. Kendi inançlarına göre doğru yapıyorlar. Bugün Filistin'i işgal etmeleri kendi inançlarına göre doğru. Peki bugünkü Türkiye'nin acaba omurgasızlığı ya da istikrarsızlığı sistemiyle alakalı olabilir mi? Mesela bak İsrail dedik. İnancına göre Filistin'i işgal edebiliyor. Onları bir konuda cesaretlendiren, onlara güç veren inançları. Yoksa aksi halde böylesi katliamlar, böylesi felaketler, böylesi zulümler yapamaz. Peki bugün Türkiye'yi hareketsiz hale getiren, resmen zincirleyen sistem değil midir bu laiklik? Bu laikliği zaten şu anda değiştiremeyiz. Ne kadar değiştiriyoruz da. Sadece soruyorum yani. Evet. Öyle mi değil mi diye. Anadolu'da bir söz vardır. Cahil sofu şeytan maskarası olur derler. Şimdi bunların bazıları İslam'ı bilmeyenler. Bazıları da işte diyor ki sana para verilecek, güç verilecek deniliyor. Onun için bir takım işlere göz yumanlar. Bu mesela... Kimden bahsediyoruz mesela? Şu anki hükümetten mi bahsediyoruz, sistemden mi bahsediyoruz? Mesela Saddam Hüseyin'i diyorlar ki 1978'de çağırdılar. Beyaz Saray'a sana para vereceğiz, güç vereceğiz. Şunları yap dediler. Bak ne kadar adam öldü. Burada sistem şöyle olmalı. Biz Müslümanız. Müslüman devletleri güçlü olmalı. Müslüman Müslümanı sever. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Birbirine zarar vermez düşüncesi olursa o zaman İslam devletleri ayağa kalkar. Onun haricinde kalkmaz. Şu anda İslam nedir? Tebliğ dinidir. Peygamber Efendimiz geldi. Tebliğ etti. Aşere-i Mübeşşere oldu. Sahabe-i ikram oldu. 150 bin civarında sahabe-i ikram. Dünyaya dağıldı. Bunların 30 bini Mekke Medine'de kabri. 140 bini İstanbul sur diplerinden tutun. Çin'in o şey var. Çin Seddi'nin yakınlarına kadar mezarları bulundu. Bunlar İslam anlatmak için, tebliğ etmek için dünyaya yayıldılar. Bu yine dış güçlerin oyunu. Birbirinize soru sormayın diyorlar. Sen şimdi Müslümansın, sen bana anlatacağım, ben sana anlatacağım ki bu gençler yanılmasın. Sen bana sorma, ben sana sormayayım. Dinsiz bir toplum oldu. Peki mesela? Dinsiz olmayan bir toplum oldu. Ondan sonra inancından da gitti. İnancı da gitti. Şu anda namusu da gitmiş durumda. Bir açıdan da adamlara bağımlı olmuş durumdayız. Peki bugün biz ne yapmamız lazım? Yeni yeni şu anda işte gençler anlatacak. Vedet sanayin gelişmiş olacak. Adamlardan biraz bağımsız olacaksın. Seni fikren etkileyemez. Ama şöyle bir şey. Biz mesela İslam'ı anlattığımız zaman ya da İslam'ın hakikatlerini anlattığımız zaman Kur'an ve sünnetle sistemle karşı karşıya geliyoruz. Peki o zaman bu memlekette din özgürlüğü yoktur. Şu anda din özgürlüğü şöyle bir yandan var bir yandan da yok. Hangi yandan var hangi yandan yok? Onu istersek camiye gideriz. Peki camiye gittiğimizi düşünelim. Camiye gittik mesela. Camideki imam çıktı. Laik sistemin eline tutuşturduğu fetva okuduktan sonra orada gerçekten de İslam anlatıldığını söyleyebilir miyiz? Ya da laik sistem istediği yere şuraya kadar anlat şu ayetleri anlatma dedikten sonra Allah subhanahu ve teala'nın şu ayetine muhatap olunmaz mı? Siz Allah'ın kitabının bir kısmına inanıyor bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Bu ayet Yahudilere indi. Yahudiler de bir kısmını hayatlarına geçirip bir kısmını hayatından dışarıya çıkartmışlardı. Bugünkü topluma da baktığımız zaman biz İslami konularda, kurallarda mesela ayetlerden birisi Allah subhanahu ve teala'nın kitabında devlet kademesinin Allah'ın indirdiğiyle hükmedilmesinden bahsediyor.
mahkeme kademelerinde Allah'ın kitabıyla olmasına gerek yok. Çünkü siz diyor hiçbir şey değildiniz. Ben güneşi yarattım, bulutları yarattım, havanızı yarattım, suyunuzu yarattım, sizi yarattım. Sizi doğuran babanızı, annenizi, sülalenizi, ceddinizi, cübbiyetinizi yaratmama rağmen siz kalkıyorsunuz İsviçre'yi tercih ediyorsunuz, Almanya'yı tercih ediyorsunuz. Sistem olarak da Fransa'yı tercih ediyorsunuz, beni tercih etmiyorsunuz diyor. Bir Müslüman olarak biz bu durumda ne yapmamız lazım? Bugün oy kullanarak da bizi bu sisteme, batıl yanlış sisteme de davet ediyorlar. Mesela bugünkü oy kullanma dediğimiz düzen aynı Hristiyanların mesela bir şirk ayinine çağırması gibi bir şey. Yani bugünkü insanların ideolojisi, fikirleri, demokrasi, laiklik dediği sistemle diyor ki gelin adam seçin. Ya diyoruz ki biz Müslümanız. Yani siz tutmuşsunuz bize diyorsunuz ki örnek söylüyorum. Gelin fahişeler nasıl ilişkiye girecekse onu seçelim diyorsunuz. Bu bize göre haram değil mi? Biz burayı seçtiğimizde birileri fahişelerle zina yapacaksa biz oy kullanır mıyız? Oy kullanılacak. Allah diyor ki Allah indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendisidir diyor. Bugünkü başımızda olan insanlar Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyeceğini bile bile böylesi büyük bir cürmü yapacaklarını bile bile biz nasıl seçeceğiz? Yani zina yapacaklarını bildiğimizde oy kullanmıyoruz. Hırsızlık yapacaklarını bildiğimizde oy kullanmıyoruz. İşte kumar oynatacaklarını bildiğimizde oy kullanmıyoruz. İçki içeceklerini ya da içki satacaklarını bildiğimizde oy kullanmıyoruz. Ama aslında bütün bu saydıklarımı yasa olarak yürürlüğe koyup ya da yöneteceklerini bile bile insanları seçiyoruz. Bu size bir Müslüman olarak çelişki değil mi? Ya bu az önce de söylediğimiz gibi tamamen bunlara uyabilmek veya tamamen bağımsız değiliz. Şu anda şeriatı getiremeyiz. Sizden bahsediyorum. Yani ben size diyorum ki siz ya da biz yanlış yolda isek, yanlış bir eylem yapıyor isek yanlıştan uzak dururuz. Yani ortada bir ateş yanıyor ise yanmamak için geri çekiliriz. İnsanlar o ateşin içerisine giriyor diye der miyiz ki ya bütün bu insanlar bu ateşin içine giriyor. Biz de hadi dalalım demeyiz. Bundan dolayı da bugünkü sistem resmen büyük bir ateş yakmış ve insanları şirke davet ediyor. Yani Allah diyor ki hüküm ancak Allah'a aittir. Siz oy kullandığınız zaman Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyecekler. Peki Allah subhanahu ve teala demiyor mu? Hüküm Allah'a aittir. Melik bendim, Rab bendim. Siz bana oy kullanarak benim hükmümün yanında başka hükümle hükmedecek insanları seçtiniz. Bu da şirktir dediğinde ne diyeceğiz? O zaman ben de size bir şey söyleyeyim. Daha önceki yönetimlerle şu anki AK Parti yönetimini kıyaslarsan hangisi daha İslam'a yakın? Şu an AK Parti iktidarının baya baya Müslümanlara, baya baya muvahhidlere zulmü aşikar oldu. Şöyle baya şeriatı savunan, İslam'ı savunan, dava eden insanlar kendileri hakkında soruşturmalar başlatılıyor ve hapise giriliyor ve bu basına yansımıyor. Ben şöyle söyleyeyim. Şimdi AK Parti gelmeden önce bir cami yıkılırdı. Yerine şöyle bir bina dikilirdi veya boş kalırdı. Şu anda bak yine AK Parti camileri yaptırıyor. Biz cenaze namazı kıldırıyorduk, cenaze yıkıyorduk. İmam yoktu köylerde. Yine büyük şehirlerde vardı. Çok camilere giderdik, imamlık yapardık. Mesela gönüllü, bedava, parasız mesela işi gücü bırakırdık. Arkadaşlar 15-20 dakika bakardı. Şu anda yine AK Parti bunları açıyor. Yine imam var. Önceden mesela Allah'ın kelamıyla ilgili hiçbir şey konuşulmazdı. Biraz daha İslam mı size lazım? Tam İslam. Tam İslam lazım ama işte hemen getirmesi zor. Peygamber Efendimiz. Yine söyleyeyim, getirmekten bahsetmiyorum. Evet. Sizden bahsediyorum, bizden bahsediyorum. Siz bir birey olarak Allah'ın katına çıktığınızda size şunu söylemeyecekler. AK Parti son 20 yılda ne yaptı demeyecekler. Sen benim için ne yaptın diyecekler. Bu yüzden biz önemliyiz. Şu an sorduğumuz soruları genellikle sorduğumuzda böyle diyorlar. Ya şu an şeriatı getiremeyiz. Şu an şeriatın getirilmesinden bahsetmiyoruz ki. Şu an biz bir birey olarak ne yapmamız gerekli? Şu anki durum diyoruz ya. Dediğiniz gibi çok zor bir durumdayız. Ama biz kendimizi korumamız gerekli. Gidip de o ateşin içerisine, o lağımın içerisine düşmememiz gerekli. Şunu da bitireyim inşallah. Bundan dolayı da biz doğruları Kur'an ve sünnete göre açarız, bakarız, okuruz. Deriz ki bir dakika. Bugünkü hükümet az İslami olması bizim için yetmez. Tam İslam olacak. Tam İslami'den de kastım şudur, şudur. Şirksiz İslam. Adamın kendi başındamızdaki insanın şirki olmasa, küfrü olmasa yaptığı eylemlerle haramları konusunda fasık diyebilirsiniz. Ama başımızdaki insan Allah'ın indirdiğiyle hükmetmediği takdirde Kur'an diyor ki o Müslüman değil. Maide suresinin 44. ayetinde. Evliya, ulema, müştehit, alim onu açıklıyor ne demek istediğini. Ne mesela? Nasıl bir açıklama yapıyor? Sana şöyle olur. Sen namazından, niyazında olursun. İbadet, taatten bulunursun. Sana Müslüman denilir. Dinin 10 emri var ya, 10 emri de yerine getirmek lazım ama ne oluyor? Mesela birçok çevremizde var. Aşırı solcular vardı. Hapis yatmışlar vardı. Biz bunları anlattık. Şu anda bunlar Müslümandan, İslam'dan bahsediyor. Evliyadan, ulemadan bahsediyor. Belahmet Hoca'ya düşmanlardı. Şimdi onu dinliyorlar. Şimdi yavaş yavaş olur. Peygamber Efendimiz de geldi. Herkes hemen Müslüman olmadı ki. Yıllarca sabır etti. Savaşlar oldu. Harp darp oldu. Ondan sonra güçlendikten sonra Mekke, Medine'de İslam yayıldı. Buralara kadar da sahabe-i ikram geldi. Peygamberin usulü, metodu, menheci şöyleydi. O günün Darun Nedvesi, bugünün Türkiye Büyük Millet Meclisi.
O günün Darun Nedvesi'nde meclisler kuruldu, kanun koyarlardı. Kendi işlerinde doğru yanlışı belirlerdi. Yasağı meşruyu belirlerdi. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ilk davet zamanlarında oraya davet edildi. Bu tebliğini, bu davetini bırak. Gel bizim aramızda makam sahibi ol, vekil ol. Bunu istemiyor isen sana mal verelim ya da bunu da istemiyorsan sana en güzel kadınları seçelim dediğinde Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demedi. Ya ben meclise gireyim, meclisten bu memleketi Mekke'yi değişim demedi. Dedi ki doğru böyle değil. Ben bana vahyoluna uyacağım ve doğrunun yanında kalacağım dedi ve peygamberin sahabesi de o doğrunun yanında ne oldu? Toplandı. Ama kimse sisteme girmedi. Buraya dikkat edelim. Kimse o günkü batıl şirk sistemine girmedi. Biz bugün niye bu batıl şirk sistemine gidip 5 yılda bir oy kullanıyoruz? Size demezler mi? Ya sen Müslüman değil misin? Evet. E ne işin var bu demokraside? Demokratlar buraya gelir demezler mi? Kilise gibi düşünün. Gücümüz yok. Düzeltme gücümüz yok. Peki kime oy verelim abi? Sence şu andan kim var mesela? Şu an İslami bir rejim olmadığı takdirde sizin oy vermeniz düşünülemez ki. İslam'a en yakın kim var? Yine AK Parti var. Ben şöyle bir örnek vereyim. 10 tane hırsız, 10 tane fahişe, 10 tane kumarbaz var. Önünüze koyuyorlar. Diyorlar ki ya bunlardan birisini seç, istersen hiçbirini seçme. Ne yaparsın? O zaman tabii hiçbirini seçmem dersin ama şu anda... Bugün şirk dediğimiz şey bunlardan daha büyük ama. Şu anda da biz oyumuzu kullanmazsak, ben Doğu'da da görev yaptım. Doğu'da da mesela bazı işler yaptım. Bu dış güçler var. Adam gelir der ki burası İngiltere'nin, burası Rusya'nın. Senin gücün kırılır, ordun kırılır. Tamamen bu topraklarda olmaz. Size Allah subhanahu ve teala kendi kitabına göre sorgulayacak. Coğrafyaya göre, topluma göre. Yani o günkü stratejiye, o günkü duruma göre sorgulamayacak ki bizi. Ben sana şunu söyleyeyim. Abi sen ayetlerden bahsettin. Biz ayetleri şimdi kendimiz okursak dediğin gibi okuyalım güzel olur. Sevaba gireriz ama İmam-ı Azamlar var. İmam-ı Şafiler var. Müştehit Evliya bunları yorumladı. Bunlar bugünkü sistemin hiçbirini desteklemiyor. İmam Ebu Hanife. Ama senin dediğin gibi olursa ne olur biliyor musun? Ankara derler ki Fransa'nın, orası İngiltere'nin bu topraklarda olmaz. Bak ezan okundu istersek gideriz. Bu dönem bunlarda oldu. O zaman gidecek cami de bulamayız. Ben Müslümanım diyecek kimseyi de bulamazsın. Senin dediğin gibi olursa memleket dağılır. Yoksa ben senin dediğini biliyorum. Sen iyi diyorsun. Herkes Müslüman olsun ama olmuyor işte. Adam hapis yatmış. Aşırı solcu. Moskova'da yatmış. Ben ona 10 sene anlattım. Yeni yeni evliya menkıbelerini dinliyor. Bu adamı anlatabilmen, konuşabilmen zor. Ben yine başka adamlardan bahsetmiyorum. Yine söylüyorum. Sen ve ben. O zaman kimseye oy vermeyelim. Senin başına gelsin o şey vardı. Bu 2000 krizinde geldi. Yaşında var mı yok mu bilmiyorum. Belki hatırlarsın o 80'ler 90'ların başında. Birisi gelsin o zaman Amerikan adamı. Buraya istediği gibi yönetsin. Senin de uçağın da olmasın. Alet edevatın da olmasın. Ondan sonra hiçbir şeyin de olmasın. Tamamen biz şeriat gelecek gelsinmesin istiyoruz ama bu kafayla gidersek o da gider elimizden. Memleket dağılır. İslam'ı birbirimize tebliğ edeceğiz. İslam güçlenecek. Tamamen memleketi silelim. Yeni baştan memleket kuralım dediğin zaman olmaz. 90'larda cenaze namazı kıldıracak imam yoktu. Devlet yönetimi daha da kötüye gider. Olmaz. Adam cami yıkılıyordu. Artık 2000'den önce AK Parti gelmeseydi diyeceklerdi ki kilise gibi dışarıdan ezan okunmasın, içeriden okunsun dediler ve yapıldı da bu bazı yerlerde. Bak biz bunu hatırlıyoruz. Şimdi yine şu usule dönmek istiyorum bak. Hatırlatmak istiyorum. Bugün bak Müslümanız, sakallı sarıklarımız var. Yunan geldi boğdu. Şunu anlatmak yani, istiyorum. Şu an sünnetten bahsediyor ama sen müştehit olmadığın için, ben de olmadığım için biraz yanlış yorumluyorsun. Sen onun için İmam-ı Azam'ı okuyacaksın. İmam-ı Rabbani'yi okuyacaksın. Şah-ı Nakşibendi'yi okuyacaksın. O sana anlattıklarından yola çıkacak. Yoksa memleket giderse öyle olur. İmam Ebu Hanife'ye göre bugünkü sistem tağuti bir sistem. Tamam da daha kötü. Tağuti de reddetmeyen bir insan Müslüman olamaz İmam Ebu Hanife'ye göre. Peki sen iki arkadaş seçme olasılığın var. Biri haram işliyor, biri tamamen gavur. Hangisini sen seçersin? Seçeceğim şeye bağlı. Ne için seçeceğim ben bunları? Dost olmaya, dost olmaya. Hangisini seçersin? Hiçbirini seçme. Ya, o zaman sen de yalnız kalırsın. Ve Allah subhanahu wa ta'nın rızasını celbeder miyim? Sürüden ayrılanı kurt kapar. Öbürü hangi gavur. Sürüden ama? Hangi sürüden? Küfür sürüsünden ayrılmamıza İslam emrederken istiyorum şeriat gelsin, devlet gelsin ama şu anda gelme olasılığı yok. Ben ne yapılması gerektiğini kendi fikirlerimi inşallah anlatayım. Aklınıza takılan bir yer varsa onu söyleyin. Bak Suriyeliler o düşüncedeydi. Şimdi yerleri yuvaları da dağıldı. Hayır Suriye o düşüncede değildi. Suriye'nin başında faşist diktatör vardı. Tamamen yaşayalım ama şu anda öyle bir olasılık yok. En azından ama siz böyle derseniz, başkası öyle derse, öbürü öyle derse nasıl olacak mesela? Bakın şöyle anlatayım inşallah. Mesela siz bu sisteme icabet ettiğiniz sürece bu sistem yaşayacak. Bir sistem icabet edildiği zaman nasıl ki bir dükkan müşterisi olmadığında kapatılmak zorunda kalınır. Bugünkü sistem de müşterisi olmadığı takdirde ilerleyemeyecektir. Bu sürecin ne kadar uzun olup olmadığı Allahu alem. Ama Allah subhanahu ve teala sizi öldüğünüzde, şu an öldünüz. Öldükten sonra kendi kitabına göre sorgulayacak. Ey kulum, ey kulum, o günkü zaman, o günkü sistem senin için bir imtihan konusuydu ama sen, yo anlatayım inşallah. O günkü sistem senin için bir imtihandı. Ama sen benim hükmümü kabul ettiğini söyledin ama şirk dediğimiz şey Allah'ın özelliğini başka varlıklara vermektir. Şimdi anlatayım.
anlatayım inşallah. İnşallah anlatayım. Bugünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi Allah Subhanahu ve Teala'nın aslında kendisine ait bir özelliği kendi üzerine almış, kanun koymakta. Rab dediğimiz şey manası itibariyle kanun koyucu, terbiye edici manalarına gelir. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi kendi açısından kanun koyuyor. Şimdi bir Müslüman olarak ben Rabbimi seviyorsam ve Rabbime şirk koşmuyorsam, Rab isminde, Melik isminde, Hakem isminde Allah'a şirk koşmuyorsam ne yapmam lazım? Bunların bu koyduğu kanunlarla hükmedecek bir adamı seçmemem lazım. Çünkü Allah diyor ki, kulum melek benim. O zaman şirk koşacaksınız, ebedi cehenneme gireceksiniz. Böyle olacak. Şirk nedir abi? Şirk Allah Subhanahu ve Teala'nın özelliklerini başka bir varlığa vermektir. Bugün hükmü Allah'tan başkasına verenler de şirk koşmuş olur. Sana söylüyorum bak, şu adam yanlış bir şey yaptığı zaman sen ben Müslüman olarak bunu uyaracağız. Bak bu dinimizde yasak pisliş, bunun vebali var, sana da var, bana da var deyip uyaracağız bunu. Müslümana, İslam'a çekeceğiz. İşte daha önceki yönetimler tamamen İslam karşıtı oldukları için bak şu an İman anlaşılmadı. Ben seni anlıyorum dediğini. Sen diyorsun ki İslam gelsin, herkes Müslümandan, İslam'dan bahsedin ama öyle İmam-ı Rabbani gibi asla dünya kelamı daha iyi konuşmadı diyor. Sen diyor ki bırak dünyalık için birine zarar vermeyi. Öyle bir adam olmadığı için en azından bunlar İslam'a yakın. Şu anda teknolojik gelişmeler oluyor. Teknolojik gelişme olmazsa Araplar gibi oluruz. Siz madde olarak düşünüyorsunuz ama şöyle diyeyim. Allah işte sebeplerle. Bakın geçmişte Eyke kavmi, Tubba kavmi, Reis kavmi, Nuh kavmi. Bir dakika bir anlatayım. Anlatayım da bu duruma cevap vereyim. Tamam. Bu durumu anlatayım. İslam'ı bilmeyip de bildiğini zannedenler var. Sen müştehitlere uymazsan alim ulemayı onu yorumlayan... Müştehitler bugünkü sistemi diyorum ki küfür ve şirk rejimi olarak yorumluyor. İmam Ahmed bin Hanbel, İmam Malik, İmam Şafii, İmam Ebu Hanife, İmam Sevri, İmam Evzai bugünkü sistemin şirk sistemi olduğunu anlatıyorlar. Şirk sistemi olduğunu söylüyor iseler, biz de onlara icabet ettiğimizi söylüyor isek geri durmamız lazım. Beni durmamız lazım. Şirke girmememiz lazım. Çünkü Allah subhanahu diyor ki Allah şirki asla bağışlamaz. Ondan sonra dilediği kimse için dilediğini bağışlar. Sana, senin kendi inancına uygun bir sistem önüne koyana kadar bir dakika. İşte bu toprak sevdasından dolayı ahiretimizi yakmayalım diyorum. Ama toprağa da biz vazgeçelim demiyoruz. Şirk üzere hayatımız yaşadığımız sürece bu toprağın bize bir faydası yok. Biz bu toprağın üzerinde muvahhid olarak yaşadığımız zaman Allah subhanahu ve teala'nın katında bir değerimiz olacak. Şimdi şirk var, bir günah var. Ben şimdi Müslümanlıktan sana bahsettim ya. Buraya gidersem yanlış bir şey yaparsam şirk koşmuş olmuyor. Dinden çıkmıyorum. Günah işlemiş oluyorum. Hayır, hangisinde günah işlemiş olsun? Hüküm, Allah diyor ki hüküm ancak Allah'a aittir. Ya da diyor ki Allah, Allah hükmünde hiçbir ortak kabul etmez. Şimdi baktığımız zaman bugünkü Allah'ın hükmüne ortaklar kim? CHP, MHP. Değil ki adam. Ama ne yapıyorlar? Yönetiminde orada aşağı. Neyle hükmediyorlar? Senin üstünde yönetici olmak ayrı. Ben size uzun... Peki neyle hükmediyorlar mesela? Onu söyleyelim. Bir düşünelim inşallah. Neyle hükmediyorlar? Değiştirmesi zor. Şu bak anda... değiştirmekten bahsediyor. Demek ki doğru yani. Doğru mu? Eskiden cami yapılmıyordu. Cami yapılıyor mu? Anlatsam güzel olur. 40'lardaki Araplara verilen derslerin aynısını anlatıyor. Hangi mesela? Hani? Ondan da aldılar. Ondan bak şu anda Şia oldu. Ama bu söyle hakaret olmaz mı mesela? Bugün resmen dediğiniz şey benim de dediğim şeyler muvahhidliğin inancında olması gereken ilkeler. Bugün bir dediğim Allah. Haram yerse şirk mi koşmuş olur, günah mı işlemiş olur? Haram, şirk de haramların içerisindedir ama Allah subhanahu teala şirki asla bağışlamayacağını söylüyor. İşte mesele burada, sorun yaşıyoruz. Allah Kur'an'da şirkten haram olarak bahseder. Mehl-i Sünnet vel Cemaat mezhebindeki alimi okuman lazım. Eğer okumaz isen, burada Hacı Bayram Veli var mesela, çok çeşitli kitaplar yazdım. Sen alim-i ulemayı oku. Eğer okumazsan ne olur biliyor musun? O 1853 yasası buydu işte. Araplara dayattılar. Bizde biraz Kürtler, Aleviler ona takıldı. PKK ondan oldu. Yoksa memlekette gider elden. Sen gidecek camiyi de bulamazsın. PKK ne mutlu Türk'üm diyene diyen insanlar yüzünden oluşmadı mı sizce? Yani tabela ne mutlu Türk'üm diyene asan insanların, Kürt olan insanlara dikta ettikleri Türk'üm doğruyum sözünden dolayı oluşmadı mı? Diyarbakır'daki o ceza evinde Kürtlere yapılan işkenceden dolayı oluşmadı mı? Ben sana şunu söyleyeyim abi, sen Ehl-i Sünnet vel Cemaat mezhebine gir, onların kitaplarını ben... Biz Ehl-i Sünnet vel Cemaat deniz. Yok değilsin, sen öyle olduğunu zannediyorsun. Niye mesela değilim? Değil olduğumu niye söyledin onu anlayalım. Şimdi ben gittim haram işledim ya, ben günah mı olurum, şirk mi koşmuş olurum? Hırsızlık yaptığınız zaman haramdır, zina yaptırırsın haramdır, içki içerseniz haramdır. Ama hüküm Allah'tan başkasına verirseniz bu şirktir. Hükmü Allah'tan başkasına vermedi, adam getirmiş devletim, yönetimdeyim ben diyor. Peki örnek söylüyorum, ben şuraya gitsem, tamam ben şöyle desem. Çıktı adamlar da Medine'yi bırakmadı. Şu anda meclise bak türbanlı kadın geliyor. Ben sana şunu söyleyeceğim abi. Adamların istediği de bu. Müslümanlar birbirine düşsün, zaten düşürdüler 150 senedir. Müslümanlar birbirinden ayrılsın. Yok yok, sizin yapacağınız abi Ehl-i Sünnet vel Cemaat'e girin. Araplar da aynı böyleydiler. Şimdi yatacak yer bulamıyorlar. Bak mezar yeri bulamıyorlar, bir karış toprak. Cenab-ı Allah'ın... Kim bulamıyor mesela? Şu an Suudi Arabistan'ın mesela Türkiye'den ekonomisi gayet iyi. Şia oldular, Vahabi oldular. Senin bizde bugünkü memlekette demokrat oldu, laik oldu.
Müşrik oldu. Şu hemen olmuyor. Peki niye demokrasi buraya geldi, laiklik geldi, anayasamıza bizim girdi? Bana onu da söyle. Mustafa Kemal yüzünden. Mustafa Kemal niye peki geldi devletin başına? Niye geldi? Aynı dediğim gibi önce Rusya, sonra İngiltere örgütledi Ermenileri. Çok taviz verdiler. Verdiler, makamlara getirdiler. Getirdiler, adamları içeriden dağıttı. Ondan sonra tamamen memlekette elden gidecekti. Yine dediler ki Mustafa Kemal de yine onlar kendi adamıydı. Getirdiler. Elimizde burası kaldı. Yoksa bu da olmayacaktı. Ben sana bak söylüyorum, sen anlamak istemiyorsun. Cenaze namazı kıldıracak adam bulunmuyor. O kadar İslam unutuldu. Anladım. Çok teşekkürler. Şimdi hacılar da her şey diyor ya, şirk şirk ya, her şey şirk değil ki. Şey şirk demedik ki. Değil. Bunlar o ağızdan konuşuyor. Yahudi ağzıyla onlar da kötü. Biz de Yahudi ağzı dediniz. Sen o ağızdan konuşuyorsun. Bak adamlar ajanları. Kur'an ve sünnet üzere konuşmak. Ajanları geziyor, onlar örgütlüyor. Yok, Kur'an ve sünnet üzere konuşmak eğer Yahudi ağzıyla, Mossad ağzıyla konuştuğumuz zaman. Her şey şirk olmaz. İslam'ı bilmeyen Lazlar kim? Haram yerse günah işlemiş olur. Şirk olmaz değil mi? Doğru mu acaba? Bak bak, o da İslamcı. Şirk ne olur? Firavun gibi olursun, Nemrut gibi olursun. Haşa ben Allah'ım deyip çıkarsan olursun. Ben mollayım hacı. Şirk ayrı bir şey, günah ayrı bir şey. Ben günah işlersem... Nedir şirk? Şirk nedir? Sen ilahlık tarzlarsan, haşa Allah'a karşı gelirsen olur. Yoksa bu adam günah işledi. Yine Müslümandır. Cenaze namazı kılınır. Şirk ayrı, o ayrı. Ama bu zihniyette olursak aynı Araplar gibi, yarın adamlar Arapları dağıttılar işte. Adamın istediği bu zaten. Siz de ona çanak tutuyorsunuz. Allah razı olsun demiyorum. İyi akşamlar diliyorum. Hani İngiliz gavurunun emellerine çanak tutmayın. Memleket dağılır abi, o şekilde olur. Tamam. Tamam İngiliz ajanı falan. İngiliz ajanı değil, adamlar geziyor işte. Tamam. Onlar da attı 90'dan beri bak. Niye Suriye'de... Ya şöyle bir şey oluyor mesela. Yani Kur'an'a ve sünnete göre konuşulduğu zaman insanları İngiliz ajanı yapmak hoş bir şey değil. İngiliz ajanı demiyor işte onlar. Tamam. Anladım. Tamam. Hı 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 hı.